Merhaba. Gençler hoş geldiniz kanalıma. Bugün de İbrahim var. İbrahim'in saçlarını keseceğiz. Ama öyle fade kesimli skin fade'ler falan, drop fade'ler değil. Böyle klasik, yanlar 2, böyle dikleri 2 ile alacağız. Üstleri de böyle 3 ile alacağız. Şuraları da 3 ile alıp üstü de makasla toparlayıp bırakacağız. Yani bugünkü tıraşımız böyle biraz klasik bir model. Öyle çok fazla şekile ve şüküle girmeyeceğiz. Ayrıca İbo'cum sakalları ne yapacağız oğlum? Hepsini bir mi? Sakalları da bir ile alacakmışız gençler. Evet. Şimdi iki ile alacağız ya. İlk önce şunu takıyoruz. Böyle. Ondan sonra şunu çengeli böyle çeyrek aşağı indirelim. Şöyle bir yanları alalım. Şu dipleri. Çok fazla yukarı çıkmadan şu noktadan makinenin bu köşesini de kullanmayı unutmayın. Şöyle aşağı doğru buraları alırken buradan böyle köşeden böyle bir şekil vererek burayı kısaltıyoruz. Makineyi hafif yatay tutuyorum. Şöyle çaprazlamasını tutuyorum. Fark edersiniz ki zaten. Şurada böyle bir ince bir üçgenlik oluşturabilelim diye. Düz gelmesin kafa diye. Bu arada beni takip ederseniz, kanalıma abone olursanız çok müteşekkir olurum efendim. Şaka şaka. Gerçekten gençler vallahi bak burada bir emek var. Elimizden geldiği kadar sizlere de yardımcı oluyoruz. Genç kardeşlerim var, çıraklar var mesela, onlar da meslek öğreniyor. Elimden geldiği kadar. Beni izleyip öğrenenler de oluyormuş zaten içimizde. Allah razı olsun bir şeyler öğretebiliyorsam eğer ki size. Bunun karşılığında da ben sizden pek fazla bir şey istemiyorum gençler. Bir kanalıma abone olun. Ayrıca Instagram'dan da beni takip edin. Halim.AltanKingAv adı ile. Ayrıca işte şahsi iş hesabım olan Salon Halim KingAv Official ve TikTok Halim.AltanKingAv1925 olarak da takip edebilirsiniz. Şimdi gençler ne yaptık? Az önce 10'unu aldık. Şimdi 2 numarayı takıyoruz. Çengeli aşağıya indirin. Şuraya kadar böyle hafif bir kat çıkacağız. Şuraya kadar çıkıyor bu. Güzel takip edin. Zaten bunu alırken şu alttaki izler de kayboluyor, görüyorsunuzdur. Çok fazla yukarı çıkmadan şöyle olduğu noktadan böyle bir ince yukarı kadar çıkıyoruz. Gene buralara geldik bakın. Çaprazlamasına giriyorum saça. Düz olarak giriyorum. Ondan sonra ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Buradan da şöyle bir hafif. Buradan girelim. Çünkü neden? Bu kardeşimizin zaten kafa yapısı burası. Hafif bombeli. Burayı böyle çok yukarı çıkarsak bu iyice patlak verir. O yüzden böyle biraz daha üçgen şeklinde girdiğimiz zaman daha tatlı bir görüntü sağlamış oluruz saçta. Ben sizin için böyle yavaş yavaş kesiyorum. Siz de güzelce öğrenebilin diye. Bakın gördüğünüz gibi zaten alttaki izler de kayboluyor böyle yaptığınız zaman. Makineyi hafif böyle yukarı doğru kaldırarak aldığınız zaman buralardaki izler de kayboluyor. Peki şimdi ne yapacağız gençler? Şimdi bu 2 numarayı komple çıkartıyoruz tekrar. Üzerine gene az önceki gibi 1.75'i takacağız. Bunu takıyoruz. Ve çengeli tamamen kapatıp şu ufak tefek izler var ya onları kaybedeceğiz. Bak şuralardakiler.
makinenin ucuyla böyle böyle yaparak, hafif kaldırarak şuradaki izleri tam anlamıyla kaybediyoruz ve hafif bir kat vermiş oluyoruz saça. Gördüğünüz gibi gençler, gördünüz mü? Bizim İbo'nun saç derisiyle saçları da çok ince telli. Yani hatayı direkt böyle kabul ettirebilir yani. Direkt gösterir bütün yanlışları. Bu tarz saçlarda kesimlere dikkat etmelisiniz. Bugün. Şimdi inceyi alalım. Şimdi buraları şöyle bir güzelce çizelim. Şuradan da burayı böyle estetikleştirelim. Çok aç kaldı. Yok, çok açmayacağım ben, hafiften. İyi değil mi? İyi. Fazla açmadım çünkü oraları. Evet gençler, bu taraf tamamdır. Ondan sonra bu tarafa. Kulak arkalarını fazla açmıyoruz zaten, buraları boş. Daha da fazla açtığımız zaman çok büyük sıkıntı çıkıyor bize. O yüzden böyle tatlı. Tamamdır. Buralar da bitti. Şimdi gençler gelelim enseyi natural yapmaya. Makineyi aldık. Yarıma da çekiyoruz. Şöyle burada bir üçgen oluşturalım mı? Oluşturduk. Ondan sonra da bu yarımı takıp şunu şöyle taktığımız zaman, ondan sonra buradan şurayı böyle hafiften yiyerek böyle tatlı tatlı, çok fazla yukarı çıkmadan ondan sonra çengeli tamamen indirin. Yukarı doğru böyle kavis vere vere hafiften çıkın. Hem o alttaki izi de kaybetmiş oluyorsunuz. Ondan sonra da şuraları şöyle aldığınız zaman, evet, ense bitmiş oluyor. Sonra da şuraları şöyle bir sıfırlayalım. Çok basit bir işlem. Çok fazla uğraşmaya da gerek yok. Tabii eğer ki siz bunu bilmiyorsanız biraz sizin için zor olabilir. İz bırakabilme ihtimaliniz çok yüksek olur çünkü. Evet gençler, gördüğünüz gibi bakın, bu yanları 1.75'i alıp katı çıktık. Ondan sonra da 2.5'la bir üstüne kat çıkarttık. Ondan sonra da izleri kaybettik. Şimdi ne yapacağız? En dipten girip, bak şu bölgelerden girip, şurada hafif ufak tefek izler var ya, onları kaybetmemeniz lazım. Şuraları böyle alarak o izleri de yok ederek yukarıda hafiften böyle katlı bir şekilde çıkarak işinizi düzgünleştirin. Bakın şuradan böyle çıkan fazlalıkları görürsünüz zaten. Böyle vurduğunuz zaman tara şuradan çıkıyor hepsi.
Gelişi böyle olacak. Ondan sonra bakın gene alttan buradan alarak fazlalıkları da alara ala yukarı doğru hafif kaviste vererek böyle çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi mesela ne var şurada bak burada çıkmış mesela. Bunları kaçırmayacaksınız. Dikkat edeceksiniz. Çünkü onlar saçta iz gibi iz gösterebilir size. Sonra gene alttan buralardan alarak yukarı doğru. Ve ben fark ediyorsanız saçı kuru kesiyorum. Islatmıyorum çünkü İbo'nun saçları ıslaklığı pek fazla kabul etmiyor. Çok yapışıyor saçları. O yüzden kuru kesmek her zaman daha iyi. Bu tip saçlarda. Gene buradan altlardan alarak yukarı doğru böyle yavaş yavaş şöyle alarak böyle çıkabilirsiniz gördüğünüz gibi. Mesela burada fazlalıklar nerede var? Buralarda var. Bunları kaçırmayacaksınız gözünüzden. O ufacık bir tanecik tel saçta ize sebebiyet verebilir. Buradan böyle yukarı doğru katı vere vere. Bu katı da makasla veriyoruz. Çünkü neden? İbo'nun saçlarına çok yukarı kadar çıkmadığımız için sadece böyle dipten. Şimdi gelelim buralara. Buraları da kaçırmamanız lazım gözden. Mesela artık burada saç geriye doğru geliyor. Geriye doğru geldiği için tarağın yönünü de şöyle yapmanız lazım. Yönünü değiştirmek zorundasınız. Eğer ki düz girerseniz mesela şöyle girerseniz bu pek fazla almaz. O yüzden çaprazlamasına yukarı doğru köşeli köşeli gideceksiniz. Bakın böyle girdiğiniz zaman kayboluyor zaten. Ondan sonra nerede ne var mesela şöyle ufaktan bir kontrol etmek amaçlı bir geçin oradan. Böyle kaybedeceksiniz. Bu senin işler nasıl gidiyor? Yoğun mu? İnşaatın ne kadarına başladığınızda? %5'i mi? Biz ana projenin temeldeyiz daha ana projede. Tamam. Diğer projede satış ofisi. Tamam. O da %80'den yapalım. %80. Oo iyi. Güzel. Şu anda çok mobilizasyon işlerimiz oluyor. Ne işi var? Mobilizasyon. Ha mobilizasyon. Aynen. Sen dün geç çıktın galiba. Dün evet. Dün geç çıktım. Normalde sen 7.30'da mı çıkıyorsun zaten? Abi hiç belli olmadı. Valla mı? 6'da. 6. E sen bugün 7.30'da çıkmışsın oğlum. Evet abi. 9.30'da şimdi. Oo. Senin işin uzun. Senin işin zor. Yapacak bir şey yok. Gülüm ne yapacaksın? Elden bir şey gelmiyor. Bu miyim böyle yanlar? İyi abi güzel. Eline sağlık. Evet gençler. Yanları böyle aldık. Üstler? Üstten makas şimdi. Hafif toparlayayım mı? Hı-hı. Çok fazla kısaltmadan. Tamam. Önlere öyle çok dokunmadan. Dokunmayayım önlerine? Ya biraz al da. Çok fazla değil. Aynen. Evet gençler önlere geliyoruz şimdi. Bu kadar alayım mı? Olur abi. Sen normalde kaçta kapatıyorsun abi? Benim belli olmuyor gülüm ya. Müşterinin durumuna bağlı hayatım. Böyle şey yapamıyorum ben.
Belli olmuyor yani. Şu köşelerini fazla almıyorum ha. Aynen. Oraları bırakıyorum sana. Gençler, görüyorsunuz değil mi makas aldım? Ne kadar aldım? Fazla almıyorum. Bu arkaları biraz daha uzun tutuyoruz. Leblebi koydum tasa diye. Ley. Tehi ahi. Hoppa. Evet gençler, gelelim buraya. Buradan da böyle aldığınız zaman şöyle yavaş yavaş. Aha, İbo mesaj geldi. Telefon aktif kullanıyorum abi çok ya. Hı? Telefon çok aktif benim. Normal. Hele gün içinde. Hiç susmuyor değil mi? Hiç. Normal gibi. Evet gençler. Kısaltma işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Böyle sağ bir kesimle çok fazla da bir şey yapmadan böyle tatlı bir kesim yaptım. Yanları ikiyle alıp abi yanları biraz daha çıksa bu koridoru. Yanları biraz daha mı çıksak? Sen biliyorsun gülüm. Ne diyorsun? Çıkayım biraz daha yoksa kalsın mı? Çok az daha yukarı doğru çıkalım ya. Çıkayım mı? Evet gençler. Birazcık daha yukarı çıkacakmışız. Evet. O zaman makasla çıkayım mı? Aynen makas. Makineyle hiç çıkmayacağım. Bir tık daha yukarı çıkalım. Aynen. İyi mi gülüm? Daha iyi, daha iyi. Bu arkaları fazla çıkmayacağım ama. Tamam. Arkaları zaten farklı ayarladık ya. Dümdüz çıkmadım çünkü. Tamam. Bu sefer çok yukarı çıkarsam dandik durur. Evet gençler, gördüğünüz gibi İbrahim bir atak yaptı. Biraz daha yukarı doğru çıkartmak istedi saçı. O yüzden böyle biraz daha kısaltıyoruz gençler. Bir ince yukarı kadar daha çıkıyoruz. Hafif tatlı bir şekilde.
İyi mi günüm? Oldu mu? Valla çok iyi. Tamam. İbom sakalları ne yapacağız oğlum? Makinede bir alalım. Hepsi bir numara mı? Evet gençler. Şimdi sakalları bir de alacağız. Hop açılmıyor çocuğum. Ne yapıyorsun? Tamam. Şöyle. Bir numarayı taktık. Evet. Bir numara. Car cur cur hepsine gireceğiz şimdi. Bıyıkları da alayım mı bakıyoruz? İbo sanki çok kısalttık gibi oğlum ya. Biz normalde bu kadar bir numara kısaltmıyorduk senin sakalları. Aynen. Değil mi? Hı hı. Bu sefer böyle bir değişiklik yaptık galiba. Sıkıldın mı da sakallardan? Yok sıkılmadım da. Ne? Başka düşüncelerim var, o yüzden bir istedim. Marşadan sakal mı uzatacaksın baştan? Hı. Neden böyle bir şey yaptık? Dedim ya diyetteyim diye. Değişim olursa yüzünü görmek için sakalına göre. He ondan. Amaç farklı. Hı hı. Oğlum bu diyet psikolojisine normalde kadınlar girer. Sen de mi girdin lan? Ya ciddi alıyorum beni. Harbi mi? Hı. Abba. İbo benim hiç öyle dertlerim yok oğlum ya. Abi. Hani kilo olsa da bende hiç öyle dert. Verirsem veririm, vermezsem vermem. Aman der geçerim yani. Hiç umurumda bile olmaz yani. Oğlum insanın psikolojisi bozuldu lan öyle bir şey yapınca. Ya benimki öyle değil. Hayatım düzeni çoktan çoktan. Spormuş. Kendi listeme çalıştım. Spora başladın mı ki? Onu. Nereye? Karara'ya mı? Hmm. Ne kadar kararının seneliği? 5000? Çok. 8. Oğlum anasını satayım. Madem Karara'ya yazılacaksın. Yani senin burada halim abim var. Bir arasan sorsan abi hani senin orada tanıdığın var mı? Biri var mı deyip de bir sorsaydın. Hani biz o 8'i düşürdük tanıdıklar vardı. Allah Allah. Herhalde. Evet adam vardı hiçbir işe yaramadı. İşte senin tanıdığın farklı benim tanıdığım farklı oğlum. Yani. Seninkiyle benimki bir değil. Biz içeriden. Yönetimsel tanıyoruz. Gülümeyeyim mi böyle? Abi sen folyonun kenarını yanakları çizeceğiz. Aynen. Sıfırla. Bir de bıyıkların şöyle. Tamam şey favori ince ince mi geleyim? Bilmiyorum ikisi de aynı bilmiyorum nasıl istersen. Dur biz ilk önce şuraları bir çizelim de oğlum. Bak bakayım. Aynen. Buralarına fazla girmedim. Yok yok oraya. İyi değil mi? Ama çok hafif foyları inceltiriz ya. Üstten inceltiriz. Ha onu. Üstten inceltirim onu o sıkıntı değil. Oluyor. İyi mi gülüm? İyi. Bıyığın şu üstü. Orası çok şey, koyu biraz rengi. Ha, şey, inceltme yapayım. Hı. Şey yapayım, şuradaki izleri kaybedeyim mi? Aynen. İyi mi gülüm? İyi abi. Yerine de yapacağım mı? Yapacağım tabii yok. Orayı burayı bırakacağım oğlum. Sadece orayı yapıyorum. Burayı niye yapayım ya? Buraya gerek var mı?
İyi mi gülüm? İyi ya. Bıyıkları da mı inceleceğiz? Aynen. Ne yapayım onları? Yarımlalıyı mı? Ya ben eşit olsun istiyorum da işte orada... Olmuyor oğlum, oraların koyu. Aynen. Oraya yarımla alacağız. Tamam öyle. Tamam. İyi aynen. Mi gülüm? İyi, tamam. Evet gençler. Klasik saç kesimin sakalları da bir numarayla aldık makineyle. Hafiften yanları çizdik. Ve tıraşı burada artık bitiriyoruz. Bizim İbo'nun saçları maalesef böyle biraz seyrek. Seyrek olduğu için maalesef böyle kalıyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Kardeşim İbo. Beğenmeyi de unutmayın. Like atın ve yorum da yapın. Öpüyoruz sizi. İyi akşamlar. Allah'a emanet.